Merhaba, Umre ve Hac yolcuları bu videoyu mutlaka seyretsin. Daha önce çekmiştim ama biliyorsunuz YouTube kanalım çalınca uçtu gitti her şey. Umre'ye giderken, karı koca gidiyorsanız iki tane küçük valiz götürmeyi tercih edin her zaman, olur mu? Ben şimdi bireysel gidenler için anlatayım ama karı koca gidiyorsanız eğer riski paylaşmak adına yarım eşya, kadının yarım eşyada erkeğin olursa olası bir valiz kaybolma durumunda sıkıntı yaşamamış olursunuz. Ben daha önce Umre'de koskocaman valizimi çaldırdım, kayboldu gitti. Hava yolunda mı çalındı, kayboldu, hiçbir fikrim olmadı. O günden beri Umre'ye giderken büyük valizle gitmiyorum arkadaşlar. Oradan ile hediye hediye almak istiyorsanız gittiğiniz vakit oradan fermuarlı bir çanta alıverirsiniz. Gelirken onun içine koyarsınız. Küçük valiz her zaman iyi. Bu kabin boyu diye geçiyor. 8 kilograma kadar bütün hava yolları uçakta yanınıza valizinizi almanıza izin veriyor. Ben yine bu sefer de Allah izin verirse yarın değil öbür gün gideceğim Umre'ye. Yine küçük valizimle gideceğim. Bir tane sırt çantam var. Bu sırt çantamın içine neler koyuyorum? Bu her zaman yanımda olacak Allah'ın izniyle. Bir kere benim taban çökmem olduğu için bir tavaf patiği aldım. İçine de Allah razı olsun Feridun Kınak hocam tabanlık yaptı. O tabanlıkla beraber içine koymuş olduğumu hayal edin. Bunu yerleştireceğim. Yine sırt çantamda ne lazım? Seccadem lazım. Seccade ne çok ince olsun ne çok kalın. Çok ince olursa dizleriniz hani orada sıcak oluyor çok fazla ya da soğuk olabiliyor. Klimalardan dolayı dizleriniz zarar görmesin. Bu benimle defalarca Umre ve Mescid-i Aksa'ya gitti. Bunu ayrı bir seviyorum seccademi. İnce ama dizim acıtacak bir seccade değil. Bu da her zaman çantanızda bulunsun. Neden? Havalimanında veya gittiğiniz mescitlerde namaz kılmak için uygun yer bulamayabiliyorsunuz. Ve bazen mescitlerin içi maalesef temiz olamayabiliyor. Kendi seccadeniz olması her zaman için sizin sağlığınız anlamında önemli. Ondan sonra yine sırt çantanızda bulunması gereken maske. Hani maske artık kullanılmıyor filan diyorsunuz ama ben pandemiden önce de maske kullanıyordum. Nerede? Sahide çok işinize yarayacak ve tavafta da çok işinize yarayacak. Ama Umre'ye gittiğimizde, tabii bu pandemi koşullarının harici olan bir zaman söylüyorum. Biz kadınların peçe takması dinen caiz değil. Umre tavafında mutlaka yüzümüz açık olmalı. Niçin sayda lazım? Çünkü erkekler ihram giyiyor sevgili arkadaşlar. Bu ihramın eğer yıkamadan ilk defa giyilmesi söz konusuysa hav çıkıyor. O binlerce kişinin ihramından çıkan hav astımı alerjisi olan insanların boğazının tıkanmasına sebep oluyor. O yüzden lütfen erkekler için yıkadın da giyilmesini tavsiye etmek istiyorum. Hanımları yıkasın lütfen ihramlarını. Maske çantanızda her zaman olsun. Terleyebilirsiniz, hapşırabilirsiniz vesaire o. Onun yanında yine çantanızın içinde bulunması gereken tavaf tesbihimiz var. Bunu kendiniz de evde yapabilirsiniz. Yani 2 liraya 3 liraya satılıyor da hac malzemesi satan yerlerde. Niçin 7 kez? 7 tane var boncuk. Çünkü biz Kabe'nin etrafında 7 kez döneceğiz. Her dönüşümüzün adı şaft. 7 şaft bir tavaf manasına geliyor. Sayda da yine 7 kez. Parmağınıza böyle taktığınızda eğer mesela Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayacağız Hacerül Esved'de. Oradan tekrar ikinci kez geldiğimizde bir tanesini yapacaksınız. Dolayısıyla eyvah ben kaçıncı tavaftaydım, kaçıncı şafttaydım diye kafanız karışmayacak. Bu da yanınızda bulunsun. Efendim şöyle bir şey edinin. Islak mendil çantanıza koymayın. İhramlıyken insan ister istemez yanılıyor ve o ıslak mendili çantasından çıkarıp elini siliveriyor. İhram yasakları var. Gittiğiniz firmalar mutlaka size bir kitapçık verecektir. O kitapçıkta ihram yasakları yazıyor. İhram yasaklarından da az sonra kısaca bahsedeyim. Bu nasıl bir şey? Kokusuz aslında ıslak mendil. Buraya bastırıyorsunuz ya da şu kabuğunu kapatıyorsunuz. Farklı farklı firmaların ürünleri var. Bunu ben geçen senelerde almışım. Çıkarıyorsunuz, bastığınızda lak diye içindeki suyu emip bu ıslak mendil oluyor. Bu çantanızın küçük yerinde bulunsun. Tesbihiniz bulunsun. Efendim gözünüz sağlamsa yanınızda bir küçük Kur'an-ı Kerim bulunsun. Çünkü hem Ravza-i Mutahhara'da beklerken, oraya girmeyi beklerken lazım. Yorulduğunuzda Kur'an-ı Kerim okumak da çok büyük sevap Kabe'ye bakmak kadar. Tesbihimiz, evinizde çok tesbih varsa, aşırı fazla varsa, bana çok fazla tesbih hediye geliyordu. Ben her gidişimde onları çantama koyuyorum. Bakıyorum tesbihsiz insanlar varsa onlara hediye ediveriyorum. Bunlar benim çantamda her zaman bulunanlar. Yine sırt çantanızda ne bulunması lazım? Arkadaşlar
tansiyon ilacınız varsa, sürekli kullanmak zorunda olduğunuz ilaçlar varsa, onlar sizin her zaman yanınızda olsun, olur mu? Uçakta bagaja kesinlikle vermeyin. Çünkü kafanızdaki ağrı size öldürecek kadar fazla bile olsa uçakta asla kimse kimseye ilaç vermiyor. Hostesler de vermiyor. Yasak. Ağrınız varsa, migreniniz varsa ağrı kesiciniz de içinizde olsun çantanızı mutlaka. Efendim bir de şöyle bir kendiniz de dikebilirsiniz. Yine 10-15 liraya satılıyor haç malzemesi olan yerlerde. Buna bozuk paralarınızı ve nakdinizi koyuyorsunuz. Tabii çok üzgünüm bunu söylerken ama hani hırsızlık her yerde olabiliyor. Şeytan orada çift misaydı. Bunu kafanızdan geçirip içinize koyarsanız paranızın çalınma gibi bir riski oluyor. Buna bozuk para koyarsanız güvenlikten geçerken sıkıntı olur. Nakit para koyduğunuzda içinize koyabilirsiniz. Yoksa öbür türlü her güvenlik geçişinde bunu boynunuzdan çıkartmak başörtünüzü bozacaktır. Bu da önemli. Yine en büyük problem şundan edinmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü Suudi Arabistan'da Türk prizi kullanılmıyor. O yüzden bunun adı dönüştürücü, Türkiye'deki elektriği 220 voltu farklıya dönüştüren aparatlar satılıyor. Mesela sadece bundan da alabilirsiniz. Telefon şarj edecekseniz burada USB girişi var. Böyle bir şey de alabilirsiniz. Orada almaya kalkıştığınızda bunlar epey pahalı oluyor arkadaşlar. Buradan almanızı tavsiye ederim. Bu ve bu hangisi işinize yarıyorsa. Efendim şöyle bir yine işte yanınıza küçük bir Türk Hava Yolları vermişti ilk gidişimde. Böyle bir çanta olursa boynunuza takarsanız, sırtınızda da bu olursa, bu sırt çantası niye büyük olsun? Ayakkabılarınızı koymak için olsun. Çünkü orada ayakkabılar kayboluyor. Veya işte etrafa dağılıyor, temizlikçileri alıp atıveriyorlar. Her zaman yanınızda bir poşet koyun bu çantanın içinde. Plastik bir poşetiniz olsun. O plastik poşetinize çıkarır çıkarmaz ayakkabınızı koyun. Sırtınızda taşıyın benden söylemesi. Buna da acil işte peçeteniz olabilir. Mutlaka yanınızda bir kuru peçeteniz olsun. Terleyeceksiniz, alnınızı sileceksiniz. Bu peçeteniz olsun. Şu pasaportunuz hiçbir zaman kaybetmiyorsunuz. Bazı ubre firmaları bunları sizden dönüşe kadar alabilirler, vermeyebilirler. Korkmayın kaybetmemeniz açısından. Ama orada size bir boyunluk verecekler havalimanında. Bütün firmalar öyle yapar. O boyunluk firmanızın logosu, sizin resminiz, Mekke'deki ve Medine'deki otellerinizdeki görevliler vesaire, onların hepsi yazılı. O sanki sizin bir kimlik kartınızmış gibi olacak. Onu hiçbir zaman arkadaşlar boynunuzdan çıkartmayın. Benden size tavsiye. Pasaportunuz da bu küçük çantanızda mutlaka olsun. Efendim, bu çantamda neler var? İlk defa belki de uçağa binecek olan arkadaşlarımız olabilir. Hiç utanılacak bir şey yok. Uçağa deodorant almıyorlar arkadaşlar. Fıs fıslı, yani içinde kloroflora karbon gazı olan hiçbir şey almıyorlar. 100 mililitrenin üstündeki hiçbir sıvıyı uçağa almıyorlar arkadaşlar. O yüzden lütfen sıkma deodorant değil, roll-on şeklinde deodorantınız olsun. Güneş kreminiz olsun. Benim kullandığım kremlerin içinde zaten güneş koruyucu olduğu için ayrıca güneş kremi almıyorum. Arzu edenler olursa bana DM'den yazar anlatırım. Sikrite için arı sütlüsünü kullanıyorum güneşten korunmak için. Temiz kokutucu bir şeyiniz olsun. Kremleriniz olsun. Efendim kadınlar da erkekler de mutlaka bir pişik kremi alsınlar yanlarına. Kadınların pişiğinin olmaması için mutlaka ve mutlaka feracelerinin altına, hava çok sıcak ama mutlaka bir ince şile bezi, penye, tayt veya pantolon giymenizi öneririm. Çünkü yürürken bacaklar hastalanabiliyor, pişik olabiliyor. Erkekler ihramdayken perişan oluyorlar. Onlar da yanına mutlaka bir paket talk pudrası alsınlar. Tavafa çıkmadan evvel talk pudrası kokusuz olanını tercih ederlerse işlerine yarayacak. Şimdi kadınlarla erkeklerin ihram yasakları birbirinden farklı. Erkeklerinkine ben karışmayayım ama olmazsa olmaz bir şey söyleyivereyim. Erkekler ihramlıyken kesinlikle başlarını ve ayaklarını kapatacak bir şey giyemezler. Arkası topuğu kapalı bir terlik giyemezler. Sandalet tarzı terlik giymeleri lazım. Takke takamazlar, şapka takamazlar. Biz kadınlar üzerimizdeki kıyafete olabildiğince temiz bakmak zorundayız. Mecbur kalmadıkça ihrama girerkenki kıyafetimizi değiştirmememiz öneriliyor. Ama pislenmiştir, necis bir şey damlamıştır vesaire, o zaman değiştirebiliriz. Ben bir din adamı değilim. Bununla ilgili fidyeleri burada ben anlatmayayım. Bir din insanından mutlaka bunu öğrenebilirsiniz. Diyanet fetvasında arayabilirsiniz. Çantanızda ne olması lazım? Mutlaka hanımlar en az iki tane feraceniz olsun.
Bu ferace başımı örttükten sonraki her umrem de benimle beraber geldi. İki ferace yeterli. Birisini yıkayacaksınız, o kururken öbürünü. Aşırı aşırı kıyafet alıp da boşu boşuna ağırlık taşımayın. Başörtünüz de böyle penye tarzı bir şey olsun. Orada sizi terletmesin. Feraceleriniz de keza öyle olsun. Bolca size önerim çorap almanız. Hani burada da reklam olmasın, şöyle kapatayım. Terletmeyen, mümkünse hani konçu uzun olan siyah çorap almanızı öneririm. Feraceler genelde siyah. Yerlerde beyaz çorap giyip de sıkıntıya sokmayın. Bulabilirseniz şu tip şeyler. Hac umre için ses kayıt cihazları var. Bunu ilk umremde kullanmıştım. Şimdiki gidişlerimde arkadaşlara hani kullansınlar diye veriyorum. Nasıl bir şey bu? İşte bilmiyorsanız nerede hangi dua edilecek? Kulaklığınız var. Basıyorsunuz. Aa, ben Kabe'yi görünce şunu okuyacağım. İşte Ravza-i Mutahhara'da bunu okuyacağım diye üstüne bastığınızda kulaklıkta dinleyebiliyorsunuz. Orada yapılacaklarla ilgili inşallah Mekke'de video çekeceğim size. En önemli şeylerden birini söylemeyi az kalsın unutuyordum. Mutlaka yanınızda bir tane kalem bulunsun arkadaşlar. Neden? Mikroplar en çok kalemlerle geçiyor. Şarj aletinizi almayı unutmayın. Orada buna çok ihtiyacınız olacak. Türkiye ile bağlantınız için şöyle bir matara olur, şişe olur, her neyse. Bu sırt çantanızın içinde bu her zaman olsun. Çünkü tam tavaf esnasında susuyorsunuz. Ondan sonra gruptan çıksanız, ayrılsanız kaybetme riski var. O yüzden bunda hep zemzem dolu olursa yudum yudum zemzemimizi içeriz. Orada en üzüldüğüm şey çok fazla sayıda plastik malzemenin çöpe gitmesi. Bardaklar, yani israf, küllü müsrifin haram diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Orada israfın en üstünü yaşıyor insanlar. Ben ne yapıyorum? Bir tane o bardaktan alıyorum yanıma. Onunla dolduruyorum. Daha kısa boylu bir matara alabilirsiniz. O zaman o bardağa da hiç ihtiyacınız olmaz. Zemzeminizi dolduruveriyorsunuz. Aman diyeyim, buraya getirmeyi unuttum. Mutlaka sırtınıza bir kalın şey alın. Orası çok sıcak, ne lüzum var, terlemeyelim asla demeyin. Neden? Birçok kişi giderken uçakta hastalanıyor. Uçakta bir klimayı açıyorlar arkadaşlar. Sanki herhalde mikrop bulaşmasın diye mi yapıyorlar, niye yapıyorlarsa. Uçakta donarak gidiyoruz. Ondan sonra orada hastalık perişan vaziyette. İnsanlar böyle yatıyor, antibiyotik kullanmak zorunda kalıyorlar vesaire. Aile hekiminize danışın. Deyin ki ben yurt dışına gidiyorum, umreye, hacca gidiyorum. Bana lütfen fazladan bir antibiyotik yazın. Bunu mümkün mü tıbbi olarak bilmiyorum. Bakanlık izin veriyor mu vermiyor mu ama evinizde sürekli kullandığınız, hastalandığınızda kullandığınız grip ilaçları olur vesaire. Hastalanmasanız dahi çantanızın içine mutlaka koyun. Bir paket yara bandı koyun, olur mu bunun içine? Efendim, antiseptik bir şey koyabilirsiniz. Kısaca koyduklarım bu kadar. Benim şimdi iki başörtü daha ekleyeceğim buraya sadece. Şu valiz biliyor musunuz? Benim bütün işimi hallediyor. Aman daha fazla eşyaya hiç gerek yok. Bir de böyle hani kolay takmak için şunlardan yanınıza alırsanız harika olur. Bir de normal dışarıda dolaşmak için çok rahat bir terlik veya ayakkabı almayı da ihmal etmeyiniz. Lütfen yeni aldığınız ayakkabı veya terlik olmasın oraya giderken, orada ayağınızı vurmasın. Zaten kullandığınız yumuşacık, ayağınızı hiç rahatsız etmeyen bir terlik veya ayakkabıyı yanınıza götürünüz. Allah kabul etsin. Bir sonraki videoda daha detaylı bir şeyler anlatmaya çalışalım.